ortalama bir oturma odasında bulunabilir mi bu şey? Yani genellikle herkes oturma odasında kullanıyor bu. Emin değilim dedi, kafası. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmişim. Oyuncu aile Akıllı Çay Bardağı başlıyor. Evet arkadaşlar, çok sevilen serimiz Akıllı Çay Bardağı sizin yorumlarınızı sorarak devam ediyor. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun, ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Evet. Ama bak, tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Tamam, hiç sıkıntı yok. Herkesin bildiğini soracağız. Özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Hayır, hayır. Tamam. Sana kolay şeyler. Hadi başlayalım. Hadi. Sana bugün arkadaşlarımızın yorumlarınıza ilk önce sakızı seçtik arkadaşlar. Niye sakız seçtik? Ben yine tahmin edemeyeceğini, yani bulamayacağını. Aslında bunu da bilme dedik yani. Yani aynen. Hadi başlayalım. Bakalım sakız var aklımızda. Unutmayın. Büyüklük olarak mikrodalga fırının içine sığar mı? Kesinlikle. Evet. Yes. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Ortalama mutfakta bulunmaz. Her mutfakta yoktur yani sakız. Yani ama emin değilim de diyebilirim. Ha, yine geldi kelebeğimiz. Evet. Bak şimdi bak. Git. Git. Emin değilim mi diye? Emin değilim de olan tamam, da var. Değilim. Olan cebinde taşıyabilir misin bu şeyi? Evet taşıyabilirim. Tabi bir daha söyle, ben böldüm. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama. Bak şarkıdan tanıdım seni. Cebimizde taşıyabiliriz değil mi? Evet. Yeah. Bu şey ortalama bir yumurtadan daha mı küçük? Evet. Büyük bir başka büyük bir sakız olmaz yani. Yani aynen. Marketten ya da manavdan alabilir misin? Evet, evet, evet. Bu şey yiyip içilebilir mi? Evet, çiğnenir. Çiğnenir. Tarlada, ağaçta. Sakız tarlada mı yetişiyor? Sakız tarlası henüz duymadım. Sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Aynen. Öyle öyle. Bulamayacaksın. Sen dur. Sen dur. Oo, sen dur. Sen dur. Asıl sen dur çay bardağı. Yorumlardan çok güzel olanları seçtik. Kesinlikle bilemeyeceksin. Evet, bilemeyeceksin. Hayır değil mi? Hayır. Sakız yok yani. Yani. Tatlı bir şey mi bu? Ups. Şekerli sakızlar da var. Ha tamam tamam yaklaştım. Bak hemen şekerli deyince hemen anladım. Emin değilim diyorum. Emin değilim. Genellikle beyaz renkte midir? Ama evet. Ama genellikle diyor. Evet. Dört köşesi var mıdır bu şeyin? Yani evet, bu dört köşeli bir şey genelde. Bildim galiba. Heyecan müziği yaptım. Biz daha çok heyecanlandık. Evet diyorum. Evet. Yes. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Evet. Yani sıkılınca kırılmadan çekilir. Evet, bildi bence. Bingo. Uzun ve ince bir şey mi? Yani. Uzun ince sayılmaz. Hayır. Kelebek git. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Az şeker sakız. Wow. İnanmıyorum ya. Ya bak, bayağı da az sormuş. Sakızı söyleyen arkadaşım. Olmaz. Bildi. Evet. Şimdi ne soracağız biliyor musun? Bildim. Evet, onu söyleyeyim gerçi. Evet bak şimdi ne yapacak? Ay, sakız. Bildim yaşasın. İşte bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Bir oyuna daha var mısın? Kesinlikle. Evet geliyoruz. Şimdi en çok istenen şey ne biliyor musun? Çay bardağına kendisini sorun demişler. Yani çay bardağını sorun demişler. Ama bence bir önceki bölümde hatırlıyorsun, çayı böyle 7 soruda filan bildi arkadaşlar. Çay bardağını ben maksimum 10 soru diyorum. Bu onun alanı. Aynen. Bilecek. 10 soruda bilecek kesinlikle. Başlayalım. Yeah. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20. Uzun ince bir şey mi bu? İnce bellisi var da uzunluğunu bilemiyorum yani gene. Kelebek, hayır diyorum. Kesinlikle hayır. Yeah! Mikrodalgaya girer mi? Evet. Bence de. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Ups. Evet. Her mutfakta var. Yani. Bu şey yiyip içilebilen bir şey mi? Hayır. Dur bakayım, biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Bak dördüncü soru da bilecek. Düşünme sen. Geç. Bence de hemen geç. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Tabii ki çay konulur. Adı üstünde çay bardağı. Bu şeyin genellikle kapağı var mıdır? Bak yaklaştı, nasıl bir şey düşünüyor biliyor musun? Tencere mi? İşte çaydanlık mı? Öyle bir şey düşünüyor. Bak şekerler. Tatlı sinekler. Oyun oynuyorlar. Kapağı var mıdır? Hayır. Ama kapaklı olan çay bardakları da var. Genellikle. Tamam. Suyla yıkanır mı? Evet, yıkanır. Yes. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkılınca kırılmadan şekli değiştirilebilir mi? Hayır. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Yeni okuduk hemen söyle. Bak. Artistlik yapıyor. Bak basmadı. Hayır basmıyor. Biz senin bilemeyeceğin bir şey bulacağız. Evet arkadaşlar, yorumlarda da yazsınlar. Bak bulamadık. 2 videodur bulamıyoruz bilemediğim şeyi. Evet. Hayır. Hayırdır? Camdan yapılmış herhangi bir parçası var mı? Hepsi cam dostum. Evet. Ha tamam. Ha tamam. Aynen. Ortalama bir yatak odasında bulunabilir mi bu şey? Hayır. Şey genellikle metalden mi? Hayır. Şey genellikle sapı var mı? Tutacak bazı kutlu bardaklar var. Emin değilim. Cebinde taşıyabilir misin bu şeyi? Hayır. Hayır. Kırılır. Bir taşına bak ne oluyor? Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Hayır. Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Hayır. Ortalama bir banyo ya da tuvalette bulunabilir mi? Hayır. Vallahi senin kafada bir enteresan. Hayır senin kafan bir enteresan. Düğmesi var mı bu şeyin? Hayır düğmesi olan çay bardağı mı olur ya? Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Ha, çay bardağı, çay bardağı aynı. Bardak, akıllı çay bardağı, çay bardağı. Kendisini sorduğumuzu düşünmüş. Sen çok akıllısın, şu göze baksana, şu göze. Cin gibi. Aynen. Maşallah. Bunu da bildi arkadaşlar. En az 7-8 tane yorum vardı. Lütfen çay bardağını sorun diye. Bunu da biliyor. Evet. Başka böyle güzel şeyler bulmanız lazım. Bilinmedik. Daha ilginç. Bulamayacağı böyle zor olan. Oh man. Bildin diyelim hadi. Akıllı çay bardağı diyelim, hatta sevinsin. Evet hadi. Bildim yaşasın. İşte bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Şş, bir oyuna daha var mı? Var. Evet hadi başlayalım. Bu sefer de yine en çok gelen yorumlardan seçtik arkadaşlar. Cep telefonu çok fazla istenmiş. Hemen cep telefonu çok kolay tahmin edeceğini, yani bulabileceğini düşünüyorum ama. Ama ağaçta yetişim falan sorularıyla bence bulamaz ya. Cep telefonunu ben çok kolay bulacak diye düşünüyorum. Başlayalım. Hadi. Yeah. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben doğru olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak geçtik. Bu şeyi kullanırken elinde tutman gerekir mi? Hadi. İlk sorudan... O bizi duyuyor olabilir mi? Sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun. İlk sorudan bak. Evet, öyle. Bu ne bizi duyuyor olabilir mi arkadaşlar? Dur. Sen dur. Bence bu bizi duyuyor. Duyuyor bence de. Evet, tutmamız gerekli. İçimizden mi tutsaydık acaba? Acep telefonu diyerek duymazsın da. Çaktırma. Tamam, evet tutmamız gerekli. Ortalama bir uzakta bulunabilir mi? Koyarsan bulunur. Ama genellikle ortalama. Cebinde taşıyabilir misin bu şeyi? Cebinde bildi, elde tutmayı da bildi. Bitti yani. Tamam. Biraz konsantre olmam lazım. Yani gerek yok, taşıyabiliriz. Yes. Basacağım zaman beni uyandırırsın. Daha mı küçük? Hayır. Kırılmadan katlanabilir mi? Bunun yeni modelleri çıktı. Evet, katlanabilir telefonlar çıktı. Ne diyeceğiz şimdi? Düşün. Otur. Kafası karıştı. Biz doğru cevap verdik. Yani katlanan telefonlar da var yani. Marketten ya da manavdan alamazsın. Tamam. Nereye? Kim satıyor da alıyor? Esnek ya da yumuşak mı? Hayır. Genellikle bir sapı var mı? Hayır, sapı olan telefon. Dört köşesi var mı? Tabii ki var. Yes. Dışarı çıkarken yanına alman gereken bir şey mi? Almazsan ulaşamazsın. Evet. Vallahi. Bilgi gösterir mi bu şey? Evet. Kesin tablet. Pil ya da elektrikle mi çalışır? Bataryayla çalışır sonuçta. Batarya pil sayılır, evet. Ses çıkartmak ya da müzik dinlemek amacıyla mı kullanılır? Ses çıkartmak dediğin konuşma anlamda. Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Yani sanırım ses çıkarıyor mu diye soruyor sanırım. Evet. Bingo. Giyebilir bir şey mi bu? Vücuda takılabilir bir şey mi? Eskiden Burak kemerlere takıyorlar cep telefonlarına. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Tamam. Hayır. Ortalama bir oturma odasında bulunabilir mi bu şey? Yani genellikle herkes oturma odasında kullanıyor bu. Emin değilim. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Telefon, cep telefonu, tablet. Dedim ya bu bilgi araştırma. Aynen. Oradan çözdü zaten. Tamam bildin diyelim cep telefonu. Bildim yaşasın. İşte bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Bir oyuna daha var mısın? Yok çay bardağı. Evet. Bu kadar yeter. Üçünü de bildi değil mi ya? Evet ya arkadaşlar lütfen. Bir şey vardı ya, çalıştırın saksıları. Evet. Lütfen. Daha güzel yorumlar bekliyoruz. Yorumların hepsini biliyor. Böyle bilemeyeceği ne çıkabilir acaba? Enteresan, ilginç, tuhaf, değişik bir şeyler bekliyoruz. Evet. Bakalım bir sonraki bölümde akıllı çay bardağımız sorduğumuz soruları bilebilecek mi? Bizi izlemeyi, takipte kalmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Henüz oyuncu aileye abone değilseniz sizleri de aramızda bekliyoruz. Hoşçakalın.